Nesrin abla, bu ev birlik bir ev değil. Hayır. Olsun, bana göre öyle. Sana göre olabilir ama yarışmamız açısından abla, bak. Nesrin abla, sen kendine oynadın. Evet, ama oynadım ya. Cuma günü de göbek atacağım gerçekten programda. Hiç yakıştıramadım size. Yakıştırma yavrum. Hiç yakıştıramadım. Yakıştırma. Nesrin abla, çok bak, üzüldüm size. Nesrin abla, ben demek bir saniye, bir saniye. Sen onu... Vermeseydin. Vermeseydim. Aa, bu kadar vermeseydin. Evet, bu gerçekten kadar. Gerçekten siz kendinizi şu an belli ettiniz yani. Ettim ben öyle. Nesrin abla, puanını değiştirmeni istiyorum bu yüzden. Değiştir ama. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Devam etsin Kadir Bey lütfen. Ben onun puanını da istemiyorum. Bak şimdi izleyenlerimiz de var. Yok, olsun, beni de izleyecekler. Yani temizliğe göre bu bir puan, haksız bir puan. Bak, yok yok. Üç yere de girdi. Girsin, bulaşık makinesi yani orada duruyor, tahta duruyor, yağlar akıyor, tuklete duruyor. Var dedim. Ben de unuttum. Hiç ama bana şey yaşlı dedim, bilmem. Ya yaşlı Nesrin demedim ama tamam, şu anda demiş sayıyorum kendim. Şu ana kadar ben şey yaşlıyım, iki tane torunum var. Nesrin abla, pişman olacağın şey söyleme. Ama gerçekten yaşlı demedim ya. Tamam, susar mısınız? Lütfen susturur musunuz? Niye susacağım? Susar mısın? Sen bana burada haksızlık yapıyorsun. Ben hakkımı savunmayayım. Yapmıyorum. Senin konuşmalarına karşılık. Hiç önemli değil ama gerçekten. Ben dört dörtlük bir evim. Peki Nesrin abla, sakin. Puan değiştiriyor musun? Değiştirmiyorum. Peki o zaman ben puan verirken senin vermen gereken puanın yerine ben üstüne ekleyeceğim. Tamam, ekle. Çünkü bu şekilde yarışmacımıza aşırı bir haksızlık oluyor. Tamam, ekle. Bunu izleyenler de görüyor. Tamam. Yani üç yere girdiği için bir vermemiz imkansız. Ama sen yine de özgür ve hür iradenle o kadar uyarıma rağmen, arkadaşların da kabul etmemesine rağmen etmesine vereceğim diyorsun. O tamam. Zaman ben bir sene aklımdaki puanın üstüne bir tık koyup tamam, o puan tamamlamam tamam gerekiyor. Kendi vicdanım açısından. Tamam. Çünkü üç yere de girmiş oldu. Tamam. Yani sen üç yere de girdin, eksiğin olmasına rağmen sana üç verdi. Olabilir. Şu anda bir aşırı yersizdi. Yani temizliğe puan veriyoruz. Sen şu anda bana yaşlı dedin, bana onu dedi, bunu dedin diyerek puanı ben kişiselleştiriyorsun. Ben bunu o açıdan vermedim. Ettin. Ben puanı ondan hayır vermedim. Bunu açıkça da belli ettin. Ben puanı... Sence bir saniye. Bunu açıkça da belli ettin. Ağzına tamam da söyledin. Ama ben yaşlılıkla vermedim bu puanı. Hayır. Ben yaptığı onun o kadar kendini göstermesine göre. Yok sen sabahtan beri hep kişiselleştirdiğin için puanı biri ona göre verdi. Tamam, öyle olsun. Peki, size göre. Tuğba senden devam edelim. Eline emeğine sağlık Birsen abla. Allah razı olsun. Mutfaktan başladım. Ben ilk önce örümcekleri almanı bekliyordum işe başlamadan evet, önce. Örümcekleri unutmuşum, almamışım. Alayım dedim, unuttum. Mutfak dolaplarında da aslında güzel yapıyordum. Ama yaptığın düzeni ben beğenmedim. Doğru. Yorumlarda da... Ne gibi bir düzendi mesela? Ya dediğim gibi Kadir, bana göre o dolapların tek tek gitmesi lazımdı. Önce bir silip dolabın kurulayıp içini... kurulayıp. Aynen ben o şekilde. Ben önce bir sildim, üstü tekrar kurularak geldi. Neden yağ çözücüyü Birsen abla bütün dolaplara sıkmıştın. O dolaptan o yağ çözücü kalmıyor. Akıyor aşağıya sen oraya ama girerken. Ama ben kuruladım. Sıkıp yapacaktın. Yumuşasın diye yaptım Tuğba. İçlerini de terlemedin Birsen abla. İçlerini sıkıp bezle girdin sadece. Terlemez olur muyum Tuğba'cığım? Ben, yani ben gördüğümde görmedim. Yaptıysan da tamam. Tamamdır. Ben mutfağında açıkçası ya dolaplara ben pek bir şey bulamıyorum. Bence kötü olmamıştı. Tuğba, bir seni iddialı olarak görmüşsün ama bugün karşılığını bulamamışsın. Ha, bulamadım. Evet, karşılığını bulamadım Birsen abla. Ya, yani çok böyle panik kendini abartmasın da altı post mu çıktı? Posta da telaşına verdi işte. Hayır, o kadar ne, anlamadım. Yok, değil, iddiasının değil. Altı post mu çıktı? Yani, hayır, hayır. Ben öyle demiyorum ama lafının dediği gibi de çıkmadı açıkçası. Ver puanını. Hayır, ben devam benim etmek istiyorum. Tamam, buzdolabını temizlemiş ama buzluk kısmını açtığımda orada arada böyle köpük gibi bir yer vardı ve orası yağ doluydu. Parmağımı vurduğum nereye anda gösterebilirim. Şu neresi havalandırma gibi bir aynen olup var öyle yağ doluydu. Buzdolabının üstünü silmişsin ama biz hala... Biz takmadık işte. Oranın takılması söktü lazımdı. Söktü onu, yıkadı ama içine takmadı. İçini, ama içini de yapmamışsın. İçini yaptık, buzdolabının çıkmadı, üstünü çıkmadı silmişsin. Evet ama hala tozlar duruyordu. Tozluydu buzdolabının üstü. Odaya gelecek olursak, aslında odada çok söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü ıvır zıvırın yoktu. Sadece koltuklarda. Ablacığım, ıvır zıvır yoktu. Çünkü öncesi çok tozluydu. Onu temizleyebilmiş mi? Temizlemiş. Peki, koltukları gelelim silmesini bekliyordum. Yaptı. Hani salon için bir şey daha demiyorum. Ne yani koltuklar bir şey demiyorum. Çok ıvır zıvırın yoktu. Koltuklarım vardı. Onları da yaptın. Bir şey demiyorum. Banyoya gelirsek, ben banyoda şok uğradım. Gerçekten şok uğradım. Zaman yetmedi Tuğba. İşte keşke getirebilseydin o heyecanını.
Ben de işte senin banyoda aynısını uğradım. O an anlamadım. Şu an kendimi de gelince zaman yetmedi. Zaman çabuk geçiyor. Geçti. Evet. O banyoda bir tane dolap var. Asla giremedim. Asla giremedim ki. İçi leş evet, gibiydi. Yani giremedim. Tamam ben o biliyorum. Şofben. Şofbeni hiç. Çok kötüydü. Cama hiç girmemişsin. Tuba vakit yetmedi. Bir tek banyoda lavaboyu beğendim. Klozetin içindeki o siyah kir olduğu gibi duruyordu. Tamam, hani hiç uğraşmamışsın terledim, herhalde. Terledim. İnan ekranda da göreceksiniz. Artık ben biliyorum zorluğu. Biliyorum. Ama o kadar çok pislik ki tuğba. İşte birazcık kendine çıkmıyor. Hakim olarak hani işini nasıl diyeyim? İşe konsantre mi olamadın? Yapamadın evet. Evet onu yapamadın bir sen abla. Ama dediğim gibi ben hani salonda pek bir şey diyemeyeceğim sana. Yine örümcekler var. Duruyor. Banyoda da örümceğin duruyor. Bu odada da örümcekler var. Bu odada mı var? Evet. Var. Kenarlarda bak, çok iyi alamamışsın. Var. Aynen. Orada da var. Çok iyi alamamışsın. Ya hani beklediğin, yer yok. İlk gördüğünde herhalde yapacak dedim. Gerçekten evet, de yapsaydım inandım. Ben güzel puan veririm. Ben kimsenin hakkını yemem. Emek var sonuçta. Aynen. Peki. Ama tamam Tuğba. Yine de verebileceğim en güzel puanı vereceğim ben sana. Haydi bakalım Tuğba son puanı veriyor. Verebileceği en güzel puan kaç puan ben göreceğiz? Öyle yapıyorum çünkü. Gerçekten verebileceğim en iyi puan buydu. Eksiklerin çoktu. Evet, bir sen eline koluna sağlık. Öncelikle evin için konuşacağım. Evet, mutfak dolabının üst kısmı yağlıydı. Aspiratör kısmı yağlıydı. Dolapların içinde çok fazla bir kalabalık yoktu ama tezgah üstü berbattı mutfağın. Kokusu çok kötüydü öncelikle. Ama. Dur ben yorumunu yapayım. Mutfak dolabının o aspiratör kısmının olduğu dolabı güzel yapmışsın. Orası güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Mutfak dolabının içi de güzel olmuş. Kapakları da güzel olmuş. Ama alt kısmına eğildiğimde ay, o kısım tamamıyla duruyordu. Orası vardı. Çekmeceler açtım. Onlar da güzel olmuştu. O duvarın üstündeki o takılı olan raf öylece duruyordu. Orası sıkıntıydı. Buzdolabını sildi ama buzluğu ben açtığımda lastik kısmı tamamıyla simsiyahtı. İki parmağımı attım. Sonra seni uyardım tekrar sildin orayı. Mutfakta güzel bir iş çıkardın ama hep böyle bir telaş içerisindeydin. Yani kendinden emin değilmiş gibiydin. Evet. Halbuki haftanın başından beri konuşurken kendinden emin konuştun. Evet. Yani bıraksam sanki böyle bir uyuyacakmış gibi bir havan ya, vardı iş yaparken. Ya uyku değil de olaylara konsantre olamadım yani galiba. Işte ama olman gerekiyordu heyecandan işte. Heyecandan yaptım heyecandan. Yani bugün o gün bakın başka bir gününüz yok. Yani gerçekten. Kendi gününüzde bahane kesinlikle bulmayın. O gün hazırlıksız. İki gündür gayet net konuşuyordun evet. Canlıydın. Ama bugün bir tuhaf oldum. Ama başka sanki. Bir şansın yok. Yok. Yok heyecan yani. Sardı ben bunu yok. Size söyleyeyim heyecanlanmayın. Gerçekten. Heyecanlanmayın bakın sadece temizlik yapıyoruz. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı ya, yok. Her gün. Banyoya salona gelelim evet çok fazla Tuğba gibi işte bardaklı çataldı çanaklı tozlanacak. Bir şey yoktu. Genel olarak koltuğun üstünü sadece bir silmen yeterliydi. Bariz lekeleri de yoktu. Camı sildin eline koluna sağlık. Banyo geldiğimizde ise banyoda örümcek ağları tamamıyla duruyor. Özellikle termos sifonun yanında şöyle parmağım kalınlığında bir örümcek çamaşır ipi evet. Edasıyla sallanıyor. Termos sifonun üstü duruyor. Banyo camı hiç oldu. Sadece su döktük. Klozetin iç kenarları tamamıyla sarartı. Tam tellenmedi. Ama yani ovulmadı. Ama çıkmadı. Dibi tamamıyla sapsarı duruyor. Çıkaramadım. İşte onun işi çıkaramadım da ona. Deterjanlar döktük, kremler döktük olmadı. Biraz oluyor. Güç verecek. Oluyor ama oluyor. Yani daha önce yapıp da çıkmadı olsa derim ki tamam Tuba ama tornavidalarla vurduk. O kireçler kalıp gibi kalkıyor. Kolumu şuraya kadar sokup onların içini tamamıyla terliyorum. İşte çok fazla süre ayıramadığın için tam anlamıyla orada bir sıkıntı oldu. Eline koluna sağlık. Ha birlik bir ev miydi? Tabii ki birlik bir ev değildi bana bakarsan. Ama diyecek bir şeyim yok. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.